Esselatu ve selamu ala Resulüne Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Rabbi şrahli sedri ve yessirli emri ve ahlu nuktatun min nisan yefkahu kavli. Allahümme amin. Evet. Şimdi geçen hafta biz ameller niyetlere göredir hadisine başlamıştık. Hadisi bitirememiştik. Allah izin verirse bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz hadisi okumaya. Tabii bugün daha çok böyle amellerle alakalı basit örnekler vereceğiz. Güncel örnekler vermeye gayret edeceğiz. Ta ki insanlar hangi niyetin hangi amelle gerçekleştiğini bilsinler diye. Evet. Biz en son ne dedik? Dedik ki Ömer radıyallahu anh'un rivayet ettiği hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki innemel amelu bi niyet ve inneme li kulli imra'in ma neva. Dedi ki ameller niyetlere göredir. Bakın burası önemli bir mesele. Ameller niyetlere göredir. Her kişinin, her kimsenin de yaptığı amelin karşılığında ne vardır? Niyeti vardır. Niyetinin karşılığında ameli vardır. Burada önemli olan mesele ne? İkisi sanki birbirine benziyor gibi gözüküyor ama aslında ikisi bir değil. İkisi farklı. Şimdi ilki nasıldı? İlki yine hasır ifade ediyordu. Yani ameller ancak niyetlere göredir. Sadece niyetlere göredir dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İkincisinde yine inneme kasır ifade eden kelimeyi kullandı. Bu sefer dedi ki ve inneme li kulli imra'in ma neva. Sadece ve sadece her kişinin niyetinin karşılığı vardır. Bakın ilki meşru olan şeriatın emrettiği ibadetlerde niyetin şart olduğunu bize bildirdi. Biz bunu geçen hafta anlattık. Dedik ki her ibadette mutlak olarak nedir? Mutlak olarak niyet şarttır. Ha istisnalar var bazı ibadetlerle alakalı. Ama tabii onun ibadet olup olmamasıyla alakalı ihtilaf var. Oraya hiç girmeyeceğim. Ancak genel olarak istisnalar kaideyi bozmaz. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği bütün ibadetlerde mutlak olarak ne var? Niyet var. Ve bu şarttır. Olmazsa ibadet geçersiz olur. İkinci kısımda şöyle bir durum var kardeşler. Burada her kişi li kulli imra'in dediğimiz bu her kişi var ya, bu kadın erkek bütün Müslüman topluluklardan bahsediliyor. Bütün Müslüman topluluklardan. Biz kafirlerin bunun dışında olduğunu geçen hafta anlatmıştık. Neden? Dedik ki mesela biz dedik kafirlerin bu noktada bir işi yoktur. Neden? Çünkü kafirlerin amelleri geçersizdir. Öncesinde yapmaları gereken bazı ameller vardır dedik. Ondan sonra ne dedik? Bütün niyetlerinin karşılığında ne vardır? Allah Azze ve Celle onlara ecir verecektir. Ama hangi amelleri? Her kişiye amelinin karşılığı vardır dedik ya ama hangi amelleri? Burada işte alimler şunu söylüyorlar kardeşler. Diyorlar ki mesela örnek vereyim size. Meşru olan ameller vardır ve gayrı meşru olan ameller vardır. Birincisi meşru olan ameller nedir? Bir, Peygamber aleyhissalatü vesselamın emrettiği sünnetine uygun olan ameller. İkincisi ise mübah olan ameller. Yani Allah Azze ve Celle yasaklamamış. Örnek vereyim size. Yemek yemek gibi, yürümek gibi, uyumak gibi, konuşmak gibi değil mi? Bunlar nedir? Bunlar mübah olan şeylerdir. Yani bazen, örnek vereyim size, bazen siz yaptığınızda ne ecir alırsınız ne sevap alırsınız. Ancak salih bir niyetle bunu yaparsanız o zaman ecir alırsınız. İşte burada ikinci kısımda Peygamber aleyhissalatü vesselamın kastettiği mesele o. Yani ne dedi? وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئِنْ مَا نَوَى. Her kimseye, her kişiye niyetinin karşılığı vardır. Ama bakın neyi istisna ettim burada? Buraya dikkat edin. Şimdi örneklerle açıklayacağım. Gayrı meşru olan amelleri bundan istisna ettim. Çünkü maalesef bu hadis birçok kimse tarafından istismar ediliyor. Ondan dolayı adam mesela alakasız bir şey yapıyor. Diyor ki ameller niyetlere göredir. Mesela adam ne diyor? Örnek vereyim. Teşri yapıyor ya. Demokrat ya. Adam şeriat koyuyor. Allah'ın helaline haram, haramına helal yapıyor. Adam ne diyor?
Kardeşim diyor, tamam da ameller niyetlere göredir yani. Bir şey yapmadık ki. Yani bizim niyetimiz önemli. Benim niyetim neydi diyor. Benim niyetim meclise girip insanlara yol yapmak, faydalı şeyler yapmak diyor. Halbuki Allah Azze ve Celle demiyor mu? Ela lehul halku vel emr tebarekallahu rabbul alemin. Dikkat edin. Yaratmak da emretmek de Allah'a mahsustur. Allah Azze ve Celle bunu söylemesine rağmen bunlar hala ne diyor? Ameller niyetlere göredir. Bakın hadis kimin eline düşmüş? Hadis çapulcuların eline düşmüş. Yani önüne gelen alakasız alakasız bu hadisi kullanıyor. Adam şirk işliyor ya. Allah'a kafa tutuyor ya. La yüşriku fi hükmüye ahaden diyor Allah Azze ve Celle. Ben hükmümde hiç kimseyi ortak kabul etmiyorum diyor. İnil hukmu illa lillah diyor. Hüküm ancak Allah'ındır diyor. Adam yok diyor. Ben diyor yaparım ama benim niyetime göre ecrimi alırım diyor. Biz de deriz ki kıyamet günü bunun karşılığını alacak mısın, almayacak mısın göreceğiz. İkincisi, sofiler var mesela bugün. Sofiler gidip kabirden yardım istiyorlar. Kendi şeyhlerinden yardım istiyorlar. Rabıta yapıyorlar ya, rabıta. Mesela rabıtadaki asıl amaç gaye ne? Sorsan onlara, der ki kardeşim bunlar Allah dostu. Ben buna bakınca Rabbimi hatırlıyorum. Demiyorlar mı? Diyorlar. Şimdi normalde bunda bir şey var mı? Normalde sanki zahiren bir şey yok. Çünkü bize düşen nedir? Bize düşen bize Allah Azze ve Celle'yi hatırlatacak olan insanlarla oturmak. Bu Allah'ın emri zaten. Bu söylemde sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Adam rabıta yapıyor diyor ki kardeşim ben onu düşünüyorum ama o beni Allah'a götürüyor. Peygamber'e götürüyor. Silsile şeklinde en son Allah'a götürüyor diyor. Şimdi zahiren baktığın zaman diyorsun ki demek ki adamın niyeti kötü değilmiş gibi zannediyorsun. Ne diyor kendisi de zaten? Diyor ki innemel amelu bi niyet. Ameller niyetlere göredir. Halbuki nedir kardeşler? Halbuki adam ne yapıyor biliyor musun? Adam öyle bir şey yapıyor ki öyle bir plan proje kurmuş ki rabıta adı altında, zikir adı altında ne yapıyor? Adam fena fillah diye bir mesele var tasavvufta. Allah'la kişinin kendini kaybetmesi. Yani vahdet-i vücut inancı var kardeşler. Şimdi vahdet-i vücut inancını düşündüğümüz zaman, baktığımız zaman haşa ve kella Hristiyanlıktan hiçbir farkı yok. Ama adama sorsan diyor ki ameller niyetlere göredir. Hepiniz biliyorsunuz İbn-i Mesud'un kısasını hepiniz biliyorsunuz. İbn-i Mesud mescide giriyor bakıyor ki adamlar bidat bir amel işliyorlar, zikir çekiyorlar, taş atıyorlar bu şekilde. Ne diyor İbn-i Mesud onları? Dağıtıyor onları. Diyor ki nice insanlar vardı ki hayra ulaşmak ister ama hayrı yakalayamaz diyor yani onlara. Ve ne yapıyor? Diyor ki daha Peygamber aleyhissalatü vesselamın ayakkabıları eskimedi. Kabları daha kırılmadı ya. Ne oldu size ey Muhammed'in ümmeti? Ne oldu size yani? Sen yapıyorsun yapıyorsun ama niyetin iyi. Evet zikir çekiyorsun. Ama bu zikrinde her ne kadar bunu yapsan da niyetin halis olsa da sen bu niyetine ulaşamayacaksın diyor İbn-i Mesud. Nice insanlar vardır ki bunu yapmak isterler ama yapamazlar. Amaçları, gayeleri temizdir, halistir ama yapamazlar. Mesela aynısını hadis inkarcılar da yapıyor kardeşler. Hadis inkarcıları atarlar tutarlar. Konuşurlar. Derler ki bu ayetin manası şudur, şu ayetin manası şudur. Sen ona hadis getirirsin. Sırf hadis olduğu için kabul etmez. Bakın sırf hadis olduğu için kabul etmez ha. Halbuki o sözü şu oğlu bu oğlu söylese ooo der tesbide bak. Peygamber söylüyor adam kabul etmiyor ya. Böyle bir şey yani. Mesela videolarda ben izledim. Adama şunu soruyor. Meşhur bilinen bir alim. Diyor ki o da hadis inkarcısı, o da hadis inkarcısı. Ama tabii uyuşamıyor. Onlar aklın yolu birdir diyorlar ama aklın yolu falan bir değil yani. Onlar da her bir akıl bir şey söylüyor. Diyor ki ya diyor hocam biraz önce söylediniz ama Hud suresinin başındaki ayetleri de delil getirdiniz. Dediniz ki yani en iyi Kur'an'ı Kur'an tefsir eder. Ama sabahtan beri konuşuyorsunuz. Yıllardır konuşuyorsunuz yani bunu nasıl yapacağız yani? Bunun bir açıklaması yok mu? Adam öyle kaldı. Cevap veremedi. Cevap veremez ki arkadaş. O zaman sen ne konuşuyorsun? Kalk Kur'an konuşsun. Kalk sadece meal okuyun. Kalkın gidin. Anlatmayın bir şeyler. Sorduğun zaman bu tür adamlara ne diyorlar? Hadis kabul etmeyen adam diyor ki ameller niyetlere göredir kardeşim. Ulan hani hadis kabul etmiyordun? Hani hadis kabul etmiyordun? Ne oldu sana yani? Bakın kardeşler bunun örnekleri çoktur. Mesela yine basit bir örnek vereyim daha iyi anlaşılsın. Adam davulla zurnayla şirke gidiyor. Davulla zurnayla ya.
Bildiğiniz böyle düğün gibi şenlikler yapıyorlar. Nereye götürecekler adamı? Adamı şirke götürecekler. Adam davulla zurnayla gidiyor. Yani kastettiğimi anladınız. Askerlikten bahsediyorum yani. Normalde askerlik yapmak kötü bir şey değildir. Ama tağuta askerlik yapmak kötü bir şeydir kardeşler. Şirktir yani. Allah Azze ve Celle yasaklıyor bunu. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَبِلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَبِلِ تَاغُوتِ diyor Allah Azze ve Celle. İman edenler Allah yolunda savaşır, kafirler ise tağut yolunda savaşır. Adam ne diyor mesela size? Siz mesela bir davetçi olarak gittiğiniz zaman diyor tamam da kardeşim diyor. Ben diyor peygamber ocağına gidiyorum. Bu vatanı, bu milleti, bu namusu kim koruyacak? Söyle bana hadi kim koruyacak diyor. Kimse korumasın da gavurlar mı girsin diyor mesela. Tabii bu örnekler hani ben kafadan atmıyorum. Bu örnekler yaşadığımız şeyler. Mesela soruyorlar bazen böyle sorular soruyorlar. Tamam da biz askere gitmeyelim de ne yapalım? Hatta en samimi olanlara ne diyor? Diyor ki kardeşim tamam da bizim niyetimiz kötü değil ki. Bizim niyetimiz iyi. Biz oraya namusumuzu korumaya gidiyoruz. Oraya topraklarımızı korumaya gidiyoruz diyorlar. Halbuki kardeşler biraz önce anlattığım meseleler. Demokrasiyi ayakta tutmak için. Senin gidip yaptığın askerliğin hiçbir faydası yok. Bir de siz de biliyorsunuz ki, örnek vereyim, oranın peygamber ocağı olmadığını siz hepiniz çok iyi biliyorsunuz yani. Askerlik yapan abiler bilir. Orada namaz kılmaya bile izin verilmezken, bundan işte 3-5 sene önce, orada bırak kelime-i tevhidi söylemeyi, salavat getirmeye bile tahammülleri yokken o müşriklerin, sen nasıl olur da dersin ki, ya işte orası peygamber ocağı ama ben oraya gidiyorum. Sıkıştırdığın zaman ne diyor? Ameller niyetlere göredir. Evet. Ameller niyetlere göredir bazı noktalarda. Örnek vereyim. Bayrağının üstünde kelime-i tevhid olur. Anayasan Kur'an olur. Ve sen bunu bilmezsin. Dersin ki kardeşim ben nereden bileyim yani. Cahili olursun. Tamam gidersin savaşırsın. Niyetin üzere dirilirsin. Aynı Ayşe annemizin rivayet ettiği bir hadiste olduğu gibi. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor. Kıyamete yakın bir topluluk Kabe'ye doğru yürüyecek. Allah Azze ve Celle onları yerin dibine geçirecek. Ayşe annemiz diyor ki orada ticaret için iyi niyetle giden insanlar olsa dahi mi ya Resulallah? Deyince hayır. Onlar o an ölürler sonra niyetleri üzere dirilirler diyor mesela. Bak burada niyet bu. Bilmiyorsan tamam. Ama bakın bilmiyorsan bu derken şunu kastediyorum. Bu adamlar bu devletin demokrasi devleti olduğunu, her gün kafirlerle işbirliği yapıldığını, tabiri caizse dışarıda kadınların çırılçıplak gezdiğini, içkilerin horul horul içildiğini, sigaraların böyle kat kat satıldığını bunlar biliyorlar yani. Bilinmeyen bir şey değil ki. Hani televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda 7-24 bu insanların küfürlerine şahitler. Ancak benim kastettiğim şey nedir? Benim kastettiğim şey şudur. Yani bir devlet olur gerçekten küfrü kapalıdır, zalimdir, bayrağı tevhid bayrağıdır, anayasası Kur'an'dır. Buna rağmen kafirdir. Sen dersin ki kardeşim ben nereden bileyim yani? Bana kapalıydı dersin. Biz yine zahiren bir küfür ordusunun içinde olduğun için sana kafir hükmü veririz. Ancak kıyamet günü niyetin üzere dirilirsin. Bu başka bir şey. Ama seninki o sınıfa girmez. Çok sıkıştırdığın zaman ne diyor bu adamlar? Diyorlar ki ameller niyetlere göredir. Tamam ameller niyetlere göredir ama biraz önce anlattığım tafsilat dahilinde olursa. Evet. Başka ne diyebiliriz kardeşler? Şimdi bunlar ne dediler? Bunlar dediler ki ameller niyetlere göredir. Herkesin yaptığının karşılığı vardır. Biraz daha örnek vererek anlatayım inşallah. Biz de neyi ispat etmeye çalışıyoruz? Sadece meşru olan ameller niyetlere göre olur diyoruz. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne demişti? Seteftariku ummeti selasine seb'ine millete. Kulluhum finnar. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Hepsi ateştedir. İlla millete vahidete. Ancak bir tanesi müstesna. Bakın dikkat edin. Bir tanesi müstesna. Men hiye ya Resulallah? Hangisidir bunlar ya Resulallah? Ma ana aleyhi ve ashabihi. Benim ve ashabımın yolu üzere olanlar. Bakın. Peygamber aleyhisselam ümmeti Muhammed'i 73 fırkaya ayırdı. Değil mi? Ayırdı dedi ki bak bunların hepsi ateştedir. Bir tanesi cennete girecek. Sahabe de sordu. Ya Resulallah kimdir bunlar? Benim ve ashabımın yolu üzere olanlar. Yani bu sünnet üzere olanlar. Şimdi sayalım. Sapık fırkaların bazılarını. Mutezile'ye, hariciler, cehmiler, kaderiler değil mi? Rafizleri bazıları
bu 73 fırkanın içinde zikrediyor, bazıları zikretmiyor. Ben onu da zikredeyim. Değil mi? Cebriye, İlahiri, Cehmiye, değil mi? Bunların hepsi sapık fırkalardır. Kardeşler, size soruyorum. Biraz kitap okuyan bir adam bilir ki bunların hiçbiri kötü niyette değil. Hariciler kötü niyetli miydi? Amelleri kötü niyetle mi yaptılar? İbn Abbas diyor ki ben gittim, arı uğultusu gibi Kur'an okuyorlardı. Alınları namaz kılmaktan devenin dizleri gibi olmuştu. O kadar namaz kılıyorlar. Üzerlerinde eski püskü kıyafetler, hiç önem vermiyorlar. Amaçları, gayeleri Allah'ın rızası, ha dikkat edin buraya. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam onlar için. Onlar ne yaparlar? Yani siz kendi ibadetlerinizi onların ibadetleri yanında hakir görürsünüz. Küçük görürsünüz diyor. Sahabeye söylüyor bunu. Onlar Kur'an okurlar. Ama gırtlaklarından aşağı inmez. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Bakın bu kavim okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkıyor. Dikkat edin. Niyeti kötü değil kardeşler. Niyeti Allah'a yaklaşmak. Allah'a ibadet etmek. Ama niyet sünnete uygun olmadığı sürece tek başına hiçbir işe yaramıyor. E bakalım mesela cehmilere bakalım. Bugün maturidi ve eşari olan gruplara da bakalım. Hepsi Allah Azze ve Celle'yi kurtarmak adına Allah'ın sıfatlarını iptal ettiler. Alimlerin çoğu böyle diyor. Onlar Allah'ı kurtarmak adına böyle yaptılar. Yani dediler ki biz şimdi el dersek Allah'a yakışmaz. O zaman Allah'ın eli yoktur diyelim. Niyet kötü mü? Kötü değil ya. Hatta tenzih ediyor Allah'ı. Ama tenzih ederken de Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar ediyor. Cahil anlamadı ki bu din Allah Azze ve Celle tarafından indirildi. Açıklanması da ona aittir. Bunu anlamadı ki. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine baksa, sahabenin açıklamalarına baksa, selefin açıklamalarına baksa anlar ki Allah'ın benim tenzihlerime ihtiyacı yok. Allah kendini zaten en güzel sıfatlarla açıklamıştır demesi gerekirdi. Ama niyet kötü mü? Kesinlikle değil kardeşler. Daha da zikredebiliriz. Ve kardeşler, mesela oy vermeyle alakalı bir mesele var. Bazı hocalar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki oy vermek kötü bir şey mi diyor o hocaya. Diyor ki evet kötü bir şey. Peki diyor yapan müşrik midir? Öyle herkese merkeze müşrik demeyelim diyor. Öyle olur mu diyor. Ya evet teşridir bu. Helaller haram yapılıyor. Haramlar helal yapılıyor. Peki oy verenler? Oy verenler de iyi bir şey yapmıyor. Peki müşrik midir? Değildir. Peki neden değildir diye sorulduğu zaman diyorlar ki innemel amelu bi niyet. Ameller niyetlere göredir. Şimdi doğru bir şey mi kardeşler? Şimdi biraz önce verdiğim örneklerin hepsini alın. Alın. Toplayın ve kendiniz meseleyi çözün. Deyin ki ya arkadaş nasıl olur yani? Şirkte niyet aranır mı ya? Adam puta secde ediyor niyetim yaklaşmak dese. Kabul olunur mu? Olunmaz. Mekke müşriklerini düşünün ya. Mekke müşriklerini. Amaç gaye neydi kardeşler? Putlara secde ederken, putlara ibadet ederken Allah Azze ve Celle'nin aziz olduğunu, alim olduğunu biliyorlardı. Bir olduğunu biliyorlardı. Yerleri gökleri yarattığını biliyorlardı. En büyük, en yüce olduğunu biliyorlardı. Ama ne diyorlardı? Biz sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlardı. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa diyordu. Biz ibadet etmiyoruz. Sadece şunun için yapıyoruz. Sadece şunun için. Ancak bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar. Bu. Başka bir şey değil. O zaman bu adamın söylediği ne kardeşler? Bu adamın söylediği tamamen saçmalık. Şirke niyet aramak. Böyle bir şey yok kardeşler. Hadi şirki geçtik. Bugün bazı insanlar ne yapıyorlar? Haramda da bunu yapıyorlar. Mesela İmam Nevevi'nin bir kıssasını anlatayım kardeşler. Mesele daha iyi anlaşılır. İmam Nevevi diyor ki bakın bu hadisi şerh ederken veya benzer hadisleri şerh ederken benim söyleyeceğimin benzeri bir şey söylüyor. Ben biraz daha hani anlayasınız diye açıyorum meseleyi. Diyor ki mesela bir adam diyor kadına baksa ve dese ki kadın da kendisine haram yani nikahlısı değil. Haram bir kadın. Baksa o kadına ve dese ki yanlış anlamayın. Ben bakıyorum ama Allah Azze ve Celle'nin güzelliklerini tefekkür etmek için bakıyorum dese. Hiçbiriniz kabul eder misiniz?
Tabii ki kabul etmeyiz yani. Allah yasaklamış. Harama bakmayı yasaklamış. Harama kulak vermeyi yasaklamış. Değil mi? Ama adamın niyeti kötü mü? Niyeti kötü değil ama meşru olmayan bir amel yapıyor bu adam. Diyor İmam Nevevi. Biz de bunlara diyoruz arkadaş. Ya bir adamın biri senin evine girse. Evinden malını, mülkünü, yıllardır topladığın parayı çalsa. Ve dese ki aradan zaman geçse, adam o parayı gitse, işte harcasa, dilediği gibi tasarruf etse ve gün gelse o adamı yakalasan, hele gelsen. Niye tutuyorsun yakamı ya? Ben kötü bir şey yapmadım ki. Ben o parayı gitti, hayır işinde kullandım dese. Ne dersin? Tamam da babanın malı mı? Demez misin? Dersin tabii. Hatta dersin ki bu adama had cezası uygulayın. Bu adam hırsızdır. Dersiniz yani. Ama adamın niyeti kötü mü? Yok. Adam infak etmek için bunu yapmış. Gitmiş senden almış Robin Hood gibi senden almış başka birine vermiş. Oldu mu? Olmadı. Bu meşru olmayan bir amel kardeşler. Onun için sen ne kadar iyi niyetli olursan ol bu verdiğim örneklerin tamamı bunun için geçerlidir. Yani daha da çoğaltabilirim. Çünkü hayatımızda olan çokça mevcut olan örnekler olduğu için bunu da söylemek istedim. Ve bu ve benzer örnekler bize şunu gösteriyor ki demek ki cahiliye toplumunun getirdiği şeyler tamamıyla asılsızdır. Ameller niyetlere göredir. Ancak hangi ameller? Meşru olan ameller niyetlere göredir diyebiliriz. Bir de şöyle bir soru gelebilir mesela. Biri diyebilir ki tamam ben bir amel yapsam yani veya amel yapmak istesem ama yapamazsam bunun durumu nedir dese buna da şu şekilde cevap verebiliriz. Hani başka bir konuya geçmeden önce. Mesela bir adam hayırlı bir iş yapmak istiyor. Hayırlı bir işi yapacak ama Allah Azze ve Celle imkan vermiyor. Ve yapamıyor. Bu adam ecrini alır mı? Evet kardeşler bu adam niyetinden dolayı ecrini alır. Bununla alakalı çok hadis vardır. Mesela örnek vereyim size. İbni Yezid anlatıyor. Babası Müslüman. Kendisi Müslüman ve dedesi Müslüman olan, sahabe olan bir şahıs. İsmi Man diye biri. Diyor ki babam diyor bir gün mescide fakir, gariban gördüğü birinin yanına birkaç dinar bıraktı. Dinarı bıraktı. Ben de zannettim o parayı bana bıraktı. Ben de aldım o parayı. Adamın önüne bıraktı ama ben kendim aldım o parayı diyor. Sonra babam bunu duyunca çok sinirlendi. Gitti beni Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet etti. Dedi ki böyle böyle yaptı oğlum falan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ey İbni Yezid sen karşılığını aldın. Sen de para senin olsun dünyalık mükafatını aldın. Bitti gitti bu kadar yani. Yani sen niyetinden dolayı ecir aldın. Bu da aldığı paranın karşılığını aldı. Yani bu senin olsun ahiretteki de onun olsun. İkiniz de amacınıza ulaştınız. Bitti gitti bu kadar. Bak adam niyetinin karşılığını kat kat alıyor. Ve yine Cabir bin Abdullah el-Ensari mesela rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan. Aleyhissalatü vesselam Tebük'e çıktığı zaman diyor. Her yoldan geçtiği zaman, her vadiden geçtiği zaman şöyle diyordu. Medine'de öyle kişiler vardır ki özürlerinden dolayı cihada çıkamadılar. Şüphesiz ki bizim geçtiğimiz her yolda, her vadide kat ettiğimiz her vadide onların ecirleri vardır. Ve onlar ecirlerde ortaktırlar. Ve Enes bin Malik diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam geldiğinde bunu Medine'de de aynı şekilde aktardı diyor. Düşün nice insanlar var ki gitmek istiyor gidemiyor. Özürleri buna engel. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki gelemeseler de onlar nedir? Onlar ecirlerde ortaktırlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kendi yerine bıraktığı kişilere ne yapmıştır? Gerek ganimetten pay vermiştir. Gerek ise verdikleri görevlerden dolayı ecir aldığını söylemiştir kardeşler. Nedir bu? Bu da ameller niyetlere göredir. Kişi yapamadığı zaman da ecrini alır meselesinin içine girer. Başka bir mesele niyetle alakalı kardeşler. Mesela yukarıda zikrettik dedik ki meşru olan ameller girer. Ancak şurada önemli bir mesele var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın örfü sünneti var mesela. Örfü sünneti için ne diyorlar? Mendup diyorlar kardeşler. Yani sünnet-i zavait diyorlar. Usulü fıkıhta böyle geçer. Sünnet-i zavait, Peygamber aleyhissalatü vesselamın örfü olan sünneti. Örnek vereyim.
saçına kına yapması, kıyafetleri, yemesi, tabakları, bu tür örfü olan deveye binmesi, daha da çoğaltabiliriz. Bunlar nedir kardeşler? Bunlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın örfü sünnetleridir. Normalde usulü fıkıhta şöyle geçer. Kişi yaptığında ecir alır, değil mi? Terk ettiğinde günah kazanmaz denir. Veya müstahap da neydi? Müstahap da buna yakındı ama müstahabın içinde bunu zikretmezler. Kardeşler, örnek veriyorum size. Sizden biriniz takke takmak isteseniz, takke güncel bir mesele olduğu için söylüyorum, veya deveye binmek isteseniz, daha böyle geniş bir mesele olsun. Burada sizin alacağınız ecir Peygamber aleyhissalatü vesselama benzemek ile alakalı olursa o zaman ecir alırsınız. Aksi takdirde ecir alamazsınız. Sıradan bir şey olur. Takke taktın. Niye taktın? Öylesine. Başımı örtsün. Saçım yok ya, başımı örtsün diye taktım. Derseniz ecir alamazsınız. Ama derseniz ki ben bu takkeyi Peygamber aleyhissalatü vesselama benzemek için takıyorum derseniz ecir alırsınız. Ellerinizle yemek yiyeceksiniz. Misalen Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygun bir şey yapmak istiyorsunuz. Böyle yaparsanız, ona benzemek için yaparsanız ecir alırsınız. Aksi takdirde ecir alamazsınız. Normal bir şey olur bu sizin için. Deveye bineceksiniz. Deveyle gitmek istiyorsunuz. Nereye? Ankara'ya. Diyorsunuz ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın işte bu hareketini yapmak istiyorum diyorsunuz. O yapmış. O nasıl bu sıkıntıyı çekmiş? Nasıl bir şeydir? Öğrenmek istiyorum diyebilirsiniz. Sırf Peygamber aleyhissalatü vesselama benzemek niyetiyle yaparsanız Allah'ın izniyle yine ecrini alırsınız. Aksi takdirde bunu keyfi, hobi olarak yaparsanız hiçbir ecrini alamazsınız diyebilirim. Evet. Ve kardeşler, başka bir başlık daha söyleyeyim. Niyet amel için çok önemlidir. Mesela bazı hayatımızda olan meseleler vardır ki bizim gerek bazılarını basit gördüğümüz, gerek ise çok önemli gördüğümüz bazı meseleler var. Bu meselelerde niyetler halis olmazsa ona göre ceza alırsınız, hem dünyalık hem ahiretlik. Hani hatırlarsanız İmam Şafii demişti ya size, ben aktarmıştım burada. Fıkıhta 70 baba kapsar demişti. Mesela bir tane meselesinden bahsedelim. Mesela evlilik meselesi. Bir tane Müslüman hanımıyla tartıştı, dedi ki babanın evine git dedi. Veya dedi ki çık dışarıya dedi. Veya dedi ki komşuya git dedi. Şimdi böyle bir durumda kinayeli bir söz söylediği için bunlar İslam kadısına gittikleri zaman onlara sorarlar. Kadını dinlerler, erkeği dinlerler. Erkeğe derler ki sen burada neyi kastettin? Niyetin neydi? Boşamak mıydı? Uzaklaşmak mıydı? Neydi yani? Adam derse ki evet benim niyetim boşamaktı. Bu kadın boş oluyor kardeşler. Evet. Başka örnek verelim. Bir tanesi, diyelim ki sizden birinin kölesi var veya cariyesi var. Köleye dedin ki git buradan. Nereye gidiyorsan git dedin. Bak burada ne söz var? Kinayeli bir söz var. Yani birçok anlam taşıyan bir söz var. Kadıya gittiniz, İslam kadısına. İslam kadısı size sordu. Sen bu köleyi hürriyetine kavuşturdun herhalde. O dedi yok. Benim niyetim onu hürriyetine kavuşturmak değildi. Ben sinirlendim. Ona dedim ki git buradan. Yoksa özgürlüğüne kavuşturmak için böyle bir şey demedim dese o köle hür olmaktan çıkmıştır kardeşim. O artık tekrar onun kölesidir. Demek istediğim şu ki bu ve buna benzer örnekler çoğaltılabilir kardeşler. Alışveriş de böyledir. Mesela siz biriyle bir alışveriş yapacaksınız. Akit yapacaksınız. Karşındaki adam kötü niyetli. Yaptığı akiti işte haram niyetle yapıyor. Faiz karıştıracak içine. Veya işte vade katacak içine. O vadede de faiz var mesela. Senin niyetin halis, onunki değil. Sen niyetinin karşılığını alırsın, o niyetinin karşılığını alır. Ancak İslam kadısına gittiğiniz zaman, İslam kadısı size sorarlar. Sen ne niyetle yaptın? Ben şu 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 niyetle yaptım dedikleri zaman hemen o anlaşmayı feshederler. Çünkü içinde haram olan, bakın içinde haram olan bir anlaşma geçersizdir.
temelinden geçersizdir ve fasittir diyerekten o anlaşmayı bitirirler. Bu açıdan dolayı kardeşler, yaptığınız ticaret olsun, yaptığınız anlaşmalar olsun, evlilik meseleleri olsun, daha aklımıza gelmeyen birçok mesele var ki anlatamadığımız, bu meselelerin hepsinde şu çok önemlidir ki, niyet çok önemlidir. Niyet çok önemli. Bir tane daha örnek vereyim. Bu da güncel bir mesele. İkrahla alakalı. Mesela Allah Azze ve Celle ne diyor? Hani kalbi mutmain olan, imanla mutmain olan kişi küfür sözü söylerse diyor, değil mi? Burada da senin niyetin önemli. Yani niyetin kötüyse yine Allah muhafaza söylediğin küfür sözle kafir olursun. Ama niyetin iyiyse, kalbini hükmedebiliyorsan ne olur? O zaman bununla ne yapmış olursun? Ruhsatı değerlendirmiş olursun diyebiliriz. Evet. İlahiri bu tür örnekler verilebilir. Ve kardeşler, şunu da söylemekte fayda var. Yani sizin de bildiğiniz gibi bu anlattığımız meselelerin hepsi, genel olarak söylüyorum yani toplarsak. Yani bir hicret meselesi daha var, onu da anlatacağım inşallah. Mesela ne yaparsan yap, ne yaparsan yap, Allah Azze ve Celle senin güzelliğine bakmaz. Allah Azze ve Celle senin cismine bakmaz. Allah Azze ve Celle senin parana bakmaz. Allah Azze ve Celle senin kalbine bakar. Allah Azze ve Celle bir ayette diyor ki لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاُهَا. Sizin ne kanlarınız ne de etleriniz Allah'a ulaşır. Yani kestiğiniz hayvanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ اَتَّقْوَ مِنْكُمْ. Ancak sizin ulaşacak olan takvanızdır. Yani sen yapıyorsun, bugün mesela kurban keserken herkesin derdi et ya. Allah Azze ve Celle burada bize farklı bir örnekle bir şeyler anlatmak istiyor. Siz kesiyorsunuz ama hayvanları, ya bu etler bana ulaşmayacak ki. Kanları da bana ulaşmayacak. Ama ne ulaşacak? Takvanız ulaşacak, takvanız. Yani halis olan niyetiniz ulaşacak. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle buna bakmıyor, kestiğine bakmıyor. Senin kalbindeki takvaya bakıyor. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var ki Peygamber Aleyhisselam şöyle diyor: İnna Allaha la yanzuru ila ecsamikum. Allah Azze ve Celle şüphesiz ki sizin cisimlerinize bakmaz. Ve la ila suvarikum. Suretlerinize de bakmaz. Yani güzel misiniz, kötü müsünüz? Değil mi? Buna da bakmaz yani. Velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Ancak sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Bakın sadece kalp de değil, amellerine de bakar. Ama senin bedenineymiş, şanınaymış, şöhretineymiş, bunlara bakmaz diyebiliriz. Evet. Şimdi geldik bu öbür meseleye kardeşler. Ne dedik mesela? وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِي مَا نَوَى dedik. Devamında فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve devamında şunu söyleyebiliriz kardeşler. Burada önemli bir mesele var. Hicret meselesi var. Hicret nedir kardeşler? Bunu da kısaca açıklayalım. Hicret bir kişinin bir yerden bir yere intikal etmesi, göç etmesi manasındadır. Bunun terim manası, şeriat manası aslında nedir kardeşler? Kişinin Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı şeyleri bırakıp terk etmesidir. Oradan gitmesidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste şunu söylüyor. Hicret iki türlüdür. Bir göçebe olan hicret, bir de mukim olan, oturduğun yerdeki hicret. Göçebe olan hicrete gelince o başındaki emir onu çağırır, itaat eder. Gel der, gelir. Git der, gider. İkincisi ise kalır. Kendisine gelecek olan cefalardan dolayı, belalardan dolayı sabreder ve onun ecri çok büyüktür diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve kardeşler, burada kastedilen hicret ise şudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk olarak Mekke'den Habeşistan'a hicret izni verdi. Yani hicret üç türlüdür kardeşler. Bir, Darul Havf'ten Darul Emne hicret etmek. Yani korku beldesinden emin olan beldeye hicret etmek. Örnek Mekke'den Habeşistan'a hicret etmek gibi.
O zamanlar sizin de bildiğiniz gibi Mekke'de sıkıntılar çok büyüktü. Ondan dolayı Peygamber aleyhisselam ashabından bazılarını nereye gönderdi? Habeşistan'a gönderdi. Niye? Çünkü orada emniyet vardı. Müslümanlara karışmıyorlardı. İkincisi ise kişinin Mekke'den Medine'ye hicret etmesi. Yani Darül Küfür'den Darül İslam'a hicret etmesi. Bu da biraz önce zikrettiğim gibi kişi ne yapar? Kişi oradan oraya hicret eder. Yani Mekke'den Medine'ye hicret eder. Amaç gaye ne? Amaç gaye Allah Azze ve Celle'nin dinini daha iyi yaşamak. Öyle değil mi? Veya eğer ölümden kaçıyorsa ölümden kaçmak. Çünkü can güvenliği, mal güvenliği, namus güvenliği, din güvenliği bunların hepsi hicret için sebeplerdir. Mesela örnek vereyim. Meşhur bir hadis var. Bazıları bu hadise yapışıp hicretin olmadığını söylüyorlar. Mesela diyor ya la hicrete ba'de fethi. Mesela diyor ya Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani fetihten sonra hicret yoktur. Velakin cihadun ve niyetun diye bir hadis var devamlı. Ancak cihat vardır ve niyet vardır diyor aleyhissalatü vesselam. Bazıları bu hadise yapışıp ne diyorlar biliyor musunuz kardeşler? Diyorlar ki yani fetihten sonra artık hicret yoktur. Böyle bir şey var mı? Yok. Çünkü burada kastedilen nedir? Burada kastedilen bu değildir kardeşler. Burada kastedilen şudur. Yani eskiden Mekke'den Medine'ye hicret etmek farzdı. Ne zaman ki Mekke fethedildi artık ne oldu? Artık oradan oraya hicret etmeye gerek yok ki. Orası da İslam beldesi, orası da İslam beldesi. Yani bir adam ondan önce hicret etseydi ecir alırdı. Ama ne zaman ki İslam devleti oldu orası artık ecir almaz. Normal bir seferilik ecir alır. Hicret ecir almaz. Ondan dolayı kardeşler bu da insanların düştüğü yanılgılardan bir tanesidir diyebilirim. Evet. Ve en son meseleyi toparlarsak üçüncü meseleden bahsediyorduk. Üçüncü hicret ise neydi? Kişinin günahları terk etmesi kardeşler. Günahları terk etmesi. Mesela bu da nasıl olur? Bu da şu şekilde oluyor. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam demişti ya وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَ اللّٰهُ اَنْهُ demişti mesela. Muhacir o kimsedir ki Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı şeyleri terk eden kişidir. Bak burada farklı bir mana kattı artık muhacire. Yani sen oturduğun yerde diyelim ki bu odadasın. Bu adamlar haram konuşuyor, günah konuşuyor. Sen buradan dedin ki ben de terk ediyorum bunları. Neden? Çünkü Allah'ın yasakladığı şeyleri çiğnedikleri için ben terk ediyorum dediğin zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamın kastettiği hadisi yerine getirmiş oluyorsun. Veya mesela bir semtten bir semte, bir cemaatten bir cemaate, bir gruptan bir gruba, bir topluluktan bir topluluğa dahi gitsen ve geldiğin yer Allah Azze ve Celle'nin yasaklarını işleyen bir topluluksa senin hicretin nedir? Senin hicretin geçerlidir ve mübarek olsun deriz. Ve nedir bu da? Bu da küçük hicrettir diyebiliriz. Yani muhkim olan kişinin hicretidir diyebiliriz. Ne anlattık burada? Bir dedik Darul Havf'tan Darul Emne, Darul Küfür'den Darul İslam'a bir de muhkim olan kişinin günahları terk etmesi şeklinde 3 hicret şekli vardır diyebiliriz. Evet kardeşim. Şimdi hadisi okuyorum inşallah. Bitiriyorum. Evet. Ve dedik ki وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُّنْيَا يُسِيبُهَا kimin hicreti kendisine gelecek dünyalık bir şeyden dolayı ise اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِهُهَا ve aynı şekilde evleneceği bir kadına ise فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَجَرَ اِلَيْهِ onun hicreti de hicret ettiği şeydir. Kardeşler, burada fark ettiyseniz dünyalık olarak Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün her şeyi zikretti. Çünkü dünyalık herhangi bir şey dedi. Dünyalık herhangi bir şey ne? İsmine ne koyarsanız koyun fark etmez. Hepsi bunun içine girer. Değişen bir şey yok. Yani aklına diyelim ki para geldi, mal geldi, mülk geldi, çocuk geldi, kadın geldi. Değil mi? İş geldi. Aklınıza ne gelirse gelsin. Aklınıza ne gelirse gelsin. Hepsi bunun içindedir kardeşim. Ve devamında ne dedi? Devamında olayla alakalı meseleyi söyledi. Dedi ki eğer evleneceği bir kadınaysa. Yani konuyla alakalı söyledi. Ama dedik ya Peygamber aleyhissalatü vesselam cevamiyol kelimdir. Az sözde çok şey ifade eder. Zaten dünya dediği zaman hepsi dünyanın içine girer.
Ama özellikle kadını da zikretmesinin sebebi olayla alakalı olduğu içindir. Soran kişinin sorduğu soruya cevabını vermesi içindir. Ve devamında ne dedi kardeşler? Son cümleyi zikrediyorum. Dedi ki mesela feicetuhu ila ma hacere ileyhi. Burada ne dedi? Artık neye hicret ettiyse onun hicreti onadır. Burada da tahkir vardır kardeşler. Alimler öyle demişler. Tahkir yani küçük görme. Dünyalık şeyleri küçük görme. Ya neye hicret ettiyse onun hicreti onadır. Öncesinde zikrettiği şeyler ne? Kim Allah'a ve Resulüne diyor ya? İsim zikrediyor değil mi? Ama burada ne diyor? O neye hicret ettiyse onun hicreti onadır. Yani küçük bir şey, değersiz, kıymetsiz, işe yaramaz bir şey. Ne olacak ki? En fazla yaptığı hicretin karşılığında dünyada alacak yani. Trilyon olsun, milyar olsun, mal olsun, mülk olsun fark etmez. Ahirette alamayacak ki bu. Ondan dolayı burada Peygamber Aleyhisselam'ın son söylediği söz de buna vurgu yapıyor kardeşler. Yani dünyalık şeylerin küçük olduğu, değersiz olduğu, kıymetsiz olduğu ile alakalı meseledir diyebiliriz. Ve en son şununla bitiriyorum inşallah. Bu hadisi İmam Buhari ve Müslim rivayet etmiştir kardeşler. Muttefakun aleyh bir hadistir. İnşallah burada duralım. Hadisi bitirdik. Ve ahir davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente.